Selamlar sevgili Geekler. <laughs> Hoş geldiniz falan. Evet. <laughs> evet. Sen kendi evinde istiyorsun. Ya ben evimde hissediyorum. <laughs> Haftalık haberleri konuşmamız gereken Geek muhabbetine geldik. Ömer <laughs> evet Can, bu hafta üzerimize bomba yağdırdılar. Evet. Ben bütün hafta popomda ayık kovalıyormuş beni gibi hissettim kendimi. Okey. Okay. Ee, poponda ayı kovalıyormuş. Popo, pop, pop, popomda böyle bir tane ayı popo, var. Poponda minyatür bir ayı var. O böyle <laughs> daireler çiziyor gibi oldu. Şeymiş. Ya daha çok Long Dark'taki gibi. O oyun oynarken de öyle hissediyorum. Neyse. Ee, bir sürü süper kahraman işinden fragman geldi. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Hiç haberim yoktu. Bunların yanında bir takım başka gene bizi ilgilendiren haberler de evet, geldi. Evet çekici gerçekten çok haber geldi bu hafta. Bu hafta onları bence biraz konuşmamız lazım. Aynen öyle. Aynen. Çünkü uzun zamandır yapmıyorduk bunu ve biraz evet. yapasımız geldi. En başta büyük bombayla başlayalım mı? Lütfen. Tamam. Spider-Verse. Evet. Canım benim. <laughs> ne güzel. Bir çölde bulunmuş bir vaha gibi bir şey şu an. Çok güveniyorum ben o filme ya Deniz. Ve ilk önce ikincisi duyurulunca dedim Hı -hı. ki hocam bize bunlara gelmeyin. Hani bazı eserler vardır. O böyle çıkınca bomba gibi severiz ama onun devamı gelmemesi o lazım. Şey, i̇şte gramanın Graham'ın manşet hikayeleri gibi işte onlar evet. öyle olmalı. Evet. Yani, onlarda mesela flash point'i yapabiliyorsun kocaman bir şey. Ama hele de mesela de devam ettirmeye çalıştığın zaman işte orayla uysun, burayla uysun, şu karakter şöyle olmuştu diye girdiğin Değil bir İşte şöyle şey yani, şimdi İlk ilk filmin hem konusu hem biçimi çok Hı -hı. yepyeni ve cesurca. Şimdi ikinci filmde ne konu ne şey biçim, yepyeni ve cesurcu olamaz yani. Ya Radikal bir şey denemezsen eğer. Denemiyorlar, gene, gene multiverse var. Aslında biraz ama şey, spider evreni bu bayağı. Ya evet evet, hayır, tamam elbette. Hı -hı. Ama olanı büyütmüş vaziyette. Tabii. Fakat yani ben hani, eğleniriz gibi geliyor yani. Şey, tamam ya bu dondurmadan bir kaşık daha yenir. Hı -hı. Hani falan gibi hissediyorum bir anda. Yani onun sanırım en büyük esprisi şimdi Ninja Kaplumbağalar filmi de geliyor Hadi geçen ya. hafta. Yani ben onu onun da bir e, fragmanı yayınlanmıştı ama o daha önceydi. İki hani, hafta oldu sanırım böyle dedi. Evet yani, ama okay. bayağı işte Spider Verse tarzı diyebileceğimiz artık hmm. hani e, mutlaka başka bir isim vardır da Spider ile birlikte gelen o üç boyutlu çizimi iki boyutu da ekleyen o hmm, çizim tarzı adam. biraz da pastel renkli falan. Ben açıkçası o tarzı betimlemek için riske girmezdim Deniz. Sen evet. Şu de an girdim. Sanırım, ee, neyse yani o tarzda mesela Pusim Boots da öyle çıkmıştı çizmelikede. O öyle bildiğimiz şirak gibi çıkmadı mı? Böyle mi çıktı? Ee, ya biraz buna yakınsayan bir tarzı Aha. var bence. Ee, şimdi Nice Kaplumbağalar da öyle geliyor. Hani bence en büyük esprisi zaten oydu. Onu devam ettirdikleri sürece o çizgi roman tadını verebilmek yani evet, insanlara. Evet, işte yani şu da bir gerçek. Yani İlk izlediğinde onun şok hmm. oluyorsun ve oh, ne güzel hmm. düşünmüşler diyorsun. İkincisinde falan "Bu meselemişsin." diyor. Ee, ee, ama işte şeyler olacak yani kaç tane ya 200 küsür mü? 400 küsür mü yani ne? Hani arka planlarda görünenler de falan <laughs> sayısız diye dememiz gerekiyor Yani sayısız Spiderman man okay. karakteri göreceğiz biz orada. İşte şeyler var zaten Jessica Drew hamile. <laughs> Öyle şey Böyle aslında. şeyler var. Yani bilmiyorum ben... MCU'dan da bahsediyor. Onu yakaladın değil mi fragmanda? Aa. Hani Doctor Strange'de bilmem ne zaten ha, evet, başında iş açtı falan. Evet, onlardan hiç başlatma falan. Diyor. Evet evet. Ee, bilmiyorum yani çok şey ben çok içinde değilim. Beğendim tabii ki. <laughs> ama hani mesela çok tercih edeceğim e, yani dedi yani, yani takip biz... etmesi biraz daha zor benim için i̇şte ama şey gerçekten e, bu yıl çizgi roman hı. panellerinde gördüğümüz hı hı. bu şeyin en iyi adaptasyonu bence stil olarak bu yani canlı film evet. ya da eski bazı çizgi filmler çizgi filmler güzeldi de mesela bizim ki Örümcek adam çizgi filmi hani düz bir çizgi filmdi böyle hı hı. çizgi roman'a öykündüğüme öykündüğü bir takım stil bir şeyleri yoktu. Evet. Bu yani çok iyi bir aktarım bence. Ya tabii bir de teknik olarak da gelişme yaşanıyor şimdi onda. Elbette onun canım. Yani zaman özellikle mı? şeyle kıyaslayarak söylüyorum bunu. Filmle kıyaslayarak söylüyorum. Hmm. Yani film yani çünkü böyle hani bir takım çizgi roman kostümleri var, pozları var filan. Bunlar hani stil portreler olunca çalışıyor. Ama hmm. filmde o kostümle bir yürüyor bir karakter. Abuk subuk bir <laughs> şey işte ne bileyim dekolteler, abuk subuk asla öyle durmayacak şeyler filan <laughs> falan. Ama animasyon bu animasyonda bütün o çizgi filmsel şeyler Hepsi var. Var ve çok tadında yani. Şeyleri bile var yani. O dış ses dediğimiz arka plan evet. açıklamaları bile var Güzel. yani. ilkinde Kingpin hani anatomi olarak falan ne kadar abartıydı. Tabii. Ama tabii. çok hoştu yani. Güzel görünüyordu. Güzel görünüyordu. E, burada da işte yine Miles Morales'in maceralarını izleyeceğiz. Elbette. E, ama şey. <laughs> ya, <benim>. söylüyorum <laughs> çünkü e, ya yani ben mesela ilk filmde şunu çok sevmiştim e, üf, tekrar ben amcadan başlatma şimdi gibi yorumlar vardı. <laughs> Ama ister istemez oraya gidiyorsun gibi yani Peter Parker Miles Morales'i çevirdik. Ama onunla Morales dalga geçiyordu unuttun mu? Tabii Önce ki dalga öyle başlıyordu, geçiyordu. sonra diğer karakter evet, spider evet. Epic, bilmem Burada sence öyle olabilecek mi? Çünkü gene Pit, şeyi, bu sefer Miles Morales derslerine geç kalıyor. Bu sefer Miles Morales'in e, Columbia Kolombiya Üniversitesi'ne gitme planları işte, işte var. Işte mesela bu da o evet. filmi ilk filmin bir şey esprisiydi akılda kalan bir esprisiydi. Orijin öyküsüyle ilgili böyle evet, bir şaka evet, olması. Evet. Bu tarz şeyler olamayacak işte ikincisinde yani böyle hepsinde böyle numaralar bulamazsın. yani? Normal bir şekilde aa okulu kaçırdı, aa öncek adamlık yaparken onları izleyeceksin. Ya ama bakalım bir de yani bakalım. çıkınca da belki çok değişik şeyler söyleyebilirler. Belki. Şimdi bir başka çizgi e, roman stilini yansıtan yapımla ilgili bir gelişme var. Okey. Scott Pilgrim'in animesi geliyor. <laughs> Vay şaşırttın beni tebrik ederim. <laughs> Orijinal oyuncular falan seslendiriyor galiba. Evet evet. Bütün kadro dönüyorlar. Hatta Edgar Wright da sanırım şeyin ya yani söz vermişti zaten bir birkaç yıl önce işte tam 10. yılına denk geliyordu hani o aralarda bir söz vermişti yapacağız biz bunu hı -hı. diye. E tabii yönetmen olarak da sanırım yapımcı ya da yaratıcı olarak dönecektir. Valla ben Scott Pilgrim'i çok geç izledim. Biraz yaşım büyümüştü artık. Biraz böyle gençlik öyküsü falan olduğu hı -hı. için çok geçmemişti bana. Hı hı. O yüzden yani animeste filan da heyecanlanacak ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. Sen mesela Scott Pilgrim'in filmi haricinde bir şeyini tükettin mi? Hayır ama çizgi romanını yani bayağı şey gibi anlatıyorlar. Hiç çizgi roman okumasanız bile mutlaka okumanız gerekenlerden biri gibi söyleniyor. Evet ya yani filmi de zaten şey. çizgi roman seven bir insan için çok bomba var. Evet. Ama gayet keyifli bir işte şey filmi. Hani böyle gençlikli komik film, komedi filmi. O yani. da kendine göre yansıtmış işte o kabuğumları şeyleri falan. <laughs> Bilmiyorum bak o ikisinin arasında Spider Verse'ı ben de tercih ediyorum sanırım. Yani bunları bir kıyaslamak. Ee, Hocam başka ee, bir video vardı mi? geçenlerde konuştuğumuz bana <laughs> ee, şey ne bileyim neyle neyi demiştin lan? Elma ile Armut'u mu demiştin? Hayır. Yok, romantik komediyle John Wick'i kıyaslama falan, falan demiştin. Aynen. Bence, Bence işte. yani Scott Pilgrim'le Örümcek Adam tamam hani o eğlence <laughs> seviyesi olarak yakın aslında Spider-Verse tarzı olarak. Bir yani de ama... ben tamamen çizgi roman uyarlaması ve çizgi romanı e, taşıma hmm. açısından söyledim ona. Şöyle ama bak mesela Spider-Verse'deki çizgi romanı taşıma olayı çizgi roman şeyine bir gönderme gibi. Ama Scott Pilgrim'deki daha böyle zaten o e, anlatının ihtiyacı olan bir tarz gibi sanki. Yani böyle... Biraz o gencin diye ne demek Skat'ın <laughs> ne <laughs> bileyim. Eee hani hayal dünyasının bir yansıması gibi aslında tabii, şey falan. Hı. Değil mi? Tabii. Ya yani ben 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 öyle geldim. 7 tane eski sevgiliyle şey yapacaksın. Evet, Onların ya, hepsini hani. farklı görüyor. Daha Aynen şey şey şeylerde evde değil falan hup arkada uçuyor yani. <laughs> o, onlar onun hani adına şey absürtlükler tabii ki yani. Biraz böyle böyle olmasını isterdik. <laughs> Hani anladın mı yani? Gerçek hayatta Tabii. da böyle evde olmak istemiyorum çıt filan yani böyle anladın mı? O böyle gerçek hmm. hayatın, dilediğin hayatın kamerasal anlatımı gibi yani. E, beni sadece şaşırtan şey şu oldu, normalde önce animasyon sonra e, live action'a geçti ya bütün bu bahsettiklerimiz, evet. çizgi romanlardan. Evet. Yani direkt olarak film düşünülmediyse. Şimdi biraz böyle geri dönüş gibi bir şey yapıyorlar. E, daha doğrusu kendi şeyine doğasına daha uygun bir yere doğru hmm. götürüyorlar. Ee, o yüzden yani birebir aynısı olması zaten imkansız. Tabii ki. Ya yani bilmiyorum şeyin mi remake'i ama bu. Yani. Evet yani. evet ama işte demek ki çok farklı şeyler yapılacak diye düşünüyorum ben. Bilmem. Ya yani ben de o kadar şey yapmıyoruz. Scott Pilgrim'in esprileri ve hani konusu falan eğlenceliydi. Bunu video evet, evet. olarak görmek bana mesela çok bir Şimdi heyecan bir, vermiyor. Yani işte. bir tık bir geri dönüş gibi olmuş diye hissettim ben. Yani doğru şey. Cümleyi ifade edebildim mi bilmiyorum ama. Ya bence biraz da şey yani işte o film hakikaten kaç yıllık 15 yıllık falan. Tabii. E, 15 yaşında şey şimdi büyüdü insanlar anladın mı yeni bir 15 yaşında insan grubu var falan. Hmm. Hadi onlara da izletelim ne olacak ki? Hadi onlara da izletelim demişken. Okey çok güzel. E, Harry Potter rebootu geliyor. Vay asıl asıl reboot. E, gafına geldik. <laughs> evet. Yani bunu nasıl karar veriyorlar bilmiyorum. Yani şöyle zaten birkaç yıldır e, söylentiler dolaşıyordu. Hayranlar da istiyordu. Evet. E, ama reboot Hayranlar değil. Hayranlar da istiyordu emin misin? Şunu istiyorlardı insanlar. Yeni bir Harry Potter hikayesi e, izleyeceğiz çok yakın zamanda. İşte Chris Columbus çıktı dedi ki ben şeyi çekeyim. Cursed Child'ın hmm. e, sinema uyarlamasını çekeyim dedi. Çapulcu hikayesi konuşuluyor. Hmm. işte bu çapulcular dönemini hmm. anlatan filmler çıksın. İşte bir Wizarding World kuruldu zaten. Şimdi bunların hepsi şeyde artık bir Hogwarts Legacy oyununun çıkmasıyla böyle biraz şeye geçti. Artık tamam yapmalıyız hmm. diye anlıyorum ben ve HBO için düşünüyorlarmış. Hatta anlaştıkları tek anlaşamadıkları noktanın da işte bu HBO'nun bir kablolu yayını var hmm. bir de HBO Max var ya. Hmm. HBO Max olayı olduğunu söylüyorlar. Okey. İşte ee, işte Rowling de zaten anlaşt, projenin gene içinde olacakmış. Şey, e, okay. Ama okey ama ve fakat ne e İşte orada <laughs> bir e, yani yapılıyor hani. Aha. Bu dediklerin yapılıyor ama? Mı? Hayır, bunların hiçbiri değil. Okey. Demişler ki biz en baştan çekelim evet. bunu. Yani evet. o filmler gitsin, yeni dalış. Yani danıştan. bu şöyle. Bu arada ben aslında hani bunu nasıl karar falan dedim ama <laughs> yani bunun izleneceği ve para kazanacağı şey. Kesin, kesin 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 o yüzden para kazanmak için yapıyoruz de demiş olabilir Ki, yani işte Warner Bros değil mesela HBO da var işin içinde evet. ben istiyorum diyor evet. yani ama yani bir şey olarak Harry Potter biraz seven biri olarak Hı -hı. falan ve çok erken geliyor bana yani bana falan. da erken yani geliyor şu an ne olacak böyle gerçekten Daniel Radcliffe yerine yani başka oyuncuya Harry Potter Alışacağız. olacak o da. Yani, <laughs> evet, i̇ki tane Harry Potter olacak elimizde resmen yani. Ama şey mi yapıyoruz şu anda sence? Biraz böyle hmm, dede beylik mi yapıyoruz? Ya vallahi bilmiyorum Deniz. Ben Harry Potter filmlerini ayak kırıklığıyla izlemiş bir insanım. En büyük sebebi de bunu. Evet. Kitaptan yeteri kadar malzemeyi alamamaları. Tabii. Hani kitap çok hoşuma gidiyor benim kitapları. Böyle bir gizem çözülmesi falan. Hı -hı. Çok hoş bir kurgusu, cartı, curtu var bence. Hı -hı. Filmler onun... İşte zayıf bir reprezentasyonu gibi. O yüzden Kesinlikle ben hep... katılıyorum. Keşke işte böyle Game of Thrones bilmem ne çağında hani Harry Potter'ı şey yapsalar ve dizi yapsalardı demişimdir. İşte Şu an Bunu HBO yapıyor. geldi ve diyor ki ben her sezonu bir kitaba dayanan Aynen. bir dizi düşünüyorum. Aslında güzel bir şey yani. yani benim gibi zamanında gıcık kapmış fanboylar için hmm. tam olarak aradığımız şey. Ama... Ha bir yandan da hocam bu şey yani bir kere tükürülür yani ne bileyim 50 kere tükürülmez. Ya yani bir yeniden doğuş istiyorlar anladığım kadarıyla. Bir de işte yeni nesil de okuyarak büyüsü şimdi 20 e, yılı bitirdik yani o 20 yılda yetişen yetişis çocuğuna veren verdi. Hani Z kuşağı nasıl yakalasın bunu? Onun daha doğrusu onların çocukları nasıl yakalasın? Onlar kitap okumayacağını göre. <laughs> ya yani evet. ya yani biraz evet. öyle demiş olabilirler. Ben şeyden dolayı biraz ümitliyim. Yani tek beni sevindiren bu konuda HBO'ya düşünülüyor olması açıkçası. Yani elbette. Açıkçası ya House of Dragon'ı izledik. Kendini şeyin yerine koy. Bu dizinin işte üreticisi, sanatçısı neyse onun yerine koy, yönetmeni falan, showranırı. Müzik ayarlayacaksın. Şimdi Harry Potter deyince aklımızdan geçen bir müzik melodisi işte, var mesela. Işte. Bunları üzerine gitmeyeceksin de kaçmak zorundasın. Nasıl kaçabilirsin? Daha az akılda kalıcı, Hı? daha uydurup bir klasik müzik mi seçeceksin? Yoksa rap falan mı Film koymaya olacak. başlayacaksın Whoa, acaba? Ne hayır, yani. Hayır Bilmiyorum ya. Yani? Hayır. hayır bak şey olamaz mı mesela Star Wars dizilerinde kullanıyorlar. Evet de filmleri gibi. remake yapmıyorlar işte. Tabii ki yapmıyorlar. Şimdi ama remake işte... olacak, aynı müziği kullanamaz, garip olur aynı şey. Şey, eee tekrar notasını alıp üzerine yeni fantastik bir falan bence gibi bir şey. Yani şey yapması gerekir. Unutturması gerekir işte benzememesi gerekiyor. Yani Aslında olarak öyle yapmaya çalışması Hocam, gerekiyor. House of Dragon'da kullandılar bayağı aynı müziği. O da remake değil çünkü. Remake değil, biliyorum ama hani insan yani niye yapmasın ki? Zaten bunun remake olduğunu bütün dünya ailen biliyor. Kimi kandıracaklar ki o konuda. Bak bizden tavsiye John Williams çatır çatır bestelemiş. Hiç kasmayın. Bence de. Aynısı kullanın. Saçmalamayın. Gerisini tam değiştirin. Sadece bozmayacaksanız kullanın. Çünkü ben onu düşündükçe... Yok bozmayacaksınız derken hani eseri bozmayacaksınız. Yok yok, daha güzel olacak. Söz. Neyse, ee, bir buradan da Atla HBO ve e, fantastik evrenler ve aynı kullanılan müzikler demişken hmm. e, Game of Thrones için bir He. Yeni bir spin-off dizisi gelmesi planlanıyormuş. Ah. Game of Thrones için diyorum ama aslında House of Dragon'a daha yakın bir proje düşünüyorlar. Awesome. Ve işte buna biz awesome. Game of Thrones awesome. evreninde House of Dragon spin-off'u demek ki şu anda resmen Yok ama o da, şey hayır mi? hayır. Yani dizi tarzı olarak evet. oraya Hı -hı. daha yakın gibi. Ama ben gibi. ben öyle olmayacağını umut ettim adından sanından. Adını sen söyle. Fa, e, Fatih Egon'un e, zamanında geçecek. Aynen geçecek şey şey. ortalığı filan. Hep ama savaş işte hep şey, savaş. Yani. yani Targaryen hanesinin işte 200 yıl öncesini şey. anlatacak tamam, yani bizim bu şey değil mi ama işte Westeros'u istila etmesi. Tabii aynen birebir bir o zamanı anlatacak. İşte o yüzden böyle hani taht oyunundan çok hıhı hı. yani e, entrika'dan çok hı. E, daha böyle sıcak savaş görmedim. Ya, yani öyle şey yaparlar mı? mı çok emin değilim ama. Çünkü onun da ben ya buradaki gibi bence House of the Dragon'daki gibi yaparlar gibi düşünüyorum. House of the Dragon'a geçen bir kere daha bir döndüm ben. Hı -hı. Ve gerçekten e, çok güzel dizi böyle çok az savaş dövüş var. Bir tek şeyin e, doktor onu çılgınca herkesi kestiği sanırım. Ya <laughs> o da kitapta <laughs> <laughs> neyse. gerisi falan da ejderha dövüşü de. Ejderha dövüşü izlemek evet. kadar eğlenceli değil bence. Ama yani. işte ejderhal yani o üç ejderha bunlar zaten üç kardeş biliyorsun. Kardeş eşleri var. Evet. Neyse <laughs> ee, onların hikayesini anlatacak deyince hani bir taraftan şey olabilir evet 7 kralın 6'sı fethediliyor falan <laughs> ee, onları da belki görürüz diyorsun sanırım sen. Hani ben yani Fatih Ego'nun hikayesi deyince <laughs> otomatikman Savaş dizisi geliyor diye düşünmüştüm yani. Wow. Güzel olur bilmiyorum Heh. bununla alakalı bir de şöyle ya, de bir. Fatih söyle. Sultan Mehmet var biliyorsun tüm hayatı boyunca şey yapmış. <laughs> Bayezid var. ikinci Bayezid sıfır istila. Yani hani, ikinci Bayezid istemiyorum. Ee... Hadi Mehmet'i izleyelim. <laughs> haklısın. Haklısın ama biraz böyle kronolojiyi çok tersten gidiyorlar sanki. Evet. Yani. <laughs> ya böyle hani en yeni birazcık eski, çok çok eski. Ve <laughs> bundan sonraki Sibin Oda muhtemelen şey falan söylentisi vardı. Lafa kalktı gibi de. Ee, ormanın Çocukları falan. Hiç Game of Thrones gibi <laughs> olmaz zaten. Şey ne oldu ki? <laughs> <laughs> Kit <Kithalinkan 'ın gülüyor> ne oldu şeyi acaba? Bana hiç şey. bilmiyorum o, ya onlardan haber gelmiyor bak bu şeyde e, House of the Dragon çıkınca böyle bir strateji değişimi gibi bir şey yaşandı sanıyorum hmm. ki yani. Benim anladığım kadarıyla Game of Thrones'un gazıyla e, biraz şöyle bir fikir vardı. Bak biz bu her haneye gördüğümüz dizide gördüğümüz her haneye ya da her hmm. bir köşeye evet. bir tane bir şey yapalım. Mesela ormanın Aynen. çocuklarını gördük onlara hmm. bir şey yapalım. İşte Hazot Dragon, Targaryen'lara bir şey yapalım. Duvarı görmüştük. Duvarı yani, gördük, Jon'a bir şey yapalım. Yani. İşte ile ilgili belki bir şeyler düşünülüyordu falan. Hmm, Şimdi böyle vakit geçtikçe aralarından birkaç tanesi eğlendi. Hazot Dragon'ı izledik. Çok da beğenildi. Sanki biraz da hani böyle gidelim. Biraz da burayı alalım. Şimdi mesela o planların yerine şey geldi. Sea Snake'in dizisi. Kiliyosun. Anladım anladım. Ha ha anladım evet evet. O ya onların ya mesela orman çocukları düşünülürken daha çok Lord Kilios garanti çekilecek daha da falan. Ben fark etmez. Ben biraz savaş izlemek istiyorum. Yani <laughs> daha çok söylediğim güzeldi. Kabul kötü değil ama biraz şöyle iyiydi yani. Game of Thrones'da vardı 3-5 savaş şimdi yani lütfen yani. yani. hani hani durup dururken gene John Wick'le romantik <laughs> komedi kıyaslamıyorum yani. Tabii Burada ki tabii, tabii hocam. ki kılıç. Tamam bir şey demedim yani. Eee ya, bir de böyle küçük e, haberlerimiz var. Okay. Bunlarla beraber. Ezdin bazı haberleri. Yani şimdi mesela Russell Crowe bir şey gibi Spider-Man var bir tane şeyde, evet. MCU'da Evet. evet. <laughs> bir tane Spider-Verse'de binlerce evet. Spider-Man var. Bir evet. de biliyorsun ki bunu Spongebob diye bir şey çıkartıp sonra isminden vazgeçtikleri bir evet. Spider-Man evet. evreni Aynen, mevcut. Aynen yani Morbius'muş, işte yok Raven'mış, yok işte neydi Venom'muş falan evet. olduğu yani dünya. İçerisinde Spider-Man'in olmadığı Spider-Man Spider evreni, evreni var. O gelecek evet. ama gelecek. Evet. geliyor yani. bir gün. Bir gün gelecek. Yani işte villain hikayeleri yapmaya devam ediyorlar. Evet. En yakındaki de Craven. Bu arada e, lütfen bu su katılmış <laughs> süper kahraman öykülerine villain hikayeleri falan demeyelim. Çünkü hepsi villain hikayesi hmm. diye çıkıp yani en tontiş insanına dönüşüyorlar. Ben, benim de bundan bir şikayetim var. Hatta bir tane La Muerta mı ne? Öyle bir film daha duyurdular. Amerikan. Değil mi? İspanyolcu falan. Ha? evet. La Muerta. Bad Bunny. Bad Bunny oynayacak adamı. Ee... Bad Bunny ne oğlum? ya yarı rapçi. Yarı Amerikan şey, Güreşçisi falan. Ha. o oynayacaktı. Eminem. Ee, Sen Eminem'in Eminem olduğunu ne zaman öğrendin? Çok Marshall, Bilmem neydi. Ben çok sonra, çok geçen sefer öğrendim. Aha. Neyse. <gülüyor> 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 ne? Craven'la ilgili ne? Cra ha, Russell Crowe Russell Crowe Russell Crowe, Crowe Craven'la mı oynuyor? Bak evet. ben bunu bilmiyordum. Canım. Russell Crowe Craven'la oynuyor. Rolü henüz belli değil. Craven'ı oynamıyordur. Craven'ı bab oynamıyor. Baba Craven. Craven'ı Aaron bana. Tyler Cansın evet. ama o Craven'da Aynen. da bir şey var aile olayı var. Bir baba Aynen babası Craven, olacak muhtemelen. Baba. Ya açıklamadılar da kim oynayacak onu oynayacak diye düşünüyorsun. Ben amca'yı oynarım. <gülüyor> <gülüyor> o e, geç yani günlerde e, yönetmenle konuştuğunu söylüyor işte ve hani nasıl bu kadar karanlık yaptıklarına şaşırdım diyor bu şeyi filmi diyor. Yani geç ya. <laughs> ya o yüzden şimdi anladın değil mi niye bunu Bilmiyorum, şey yapıyor? karanlıktan derdi, tarzı tar şey kastı Morbius'tur bence. <laughs> yani. şey hani şey sondaki dövüş kısmı gece geçiyordu <laughs> ya. Akşam yani. çekiyoruz yağmur yağarken. O ne lan? <laughs> öyle karanlık o film oluyor işte yağmur var nohar yani. Heee. <laughs> <laughs> Bilmiyorum yani beklentim var mı bu taraftan? <laughs> hayır şey? hayır sıfır <laughs> yani hani çünkü zaten o dünya çok zayıf gidiyor ya yani Morbius şaka gibiydi ya yani ee, örümcek Adam diye bir adam var, o bize bela olacak. Evet, ben de böyle düşünmüştüm. Neden ya, yani? neden? Yani... <laughs> Ama Venom çok izlendi. Ona ne diyeceksin? Çok izlenmesi... Şunu artık ön, anlayalım Deniz'ciğim. Yani bir merakla bakıyoruz. Ama bu memnun kaldığımız anlamına gelmiyor Ama yani. üçüncü filmi geliyor. Ya göreceksin sen Sony. Yani izlemeyeceğiz lan bu sefer. Yani ne bileyim. <laughs> böyle arada şey falan da duyurmuşlardı. Mesela e, Silk bu yalan oldu galiba. Yörmüşlerdi evet, ya. Evet, ha, şeyi kısımlı. diyorum yani hani onlar dururken ya böyle şey hani Spider-Man'siz ya. ya Spider-Woman'ı çekseydiniz hani. <laughs> ben, ya, ben ya, çok... ya o kadar fazla karakter varken niye Venom'u izler? Ben Spider-Woman'ın ben... şeyi bence World Marble'dır. Eee gibi geliyor. Yani olabilir, olabilir. Giriyordu. Ee, o Yani sadece işte kızgınlığı mesela Venom'u ben Spider-Man kötüsü olarak izlemek istiyorum. Tamam belki biraz gri karakter olduğu zamanlar olmuş olabilir. Ya o önemli şey değil Deniz. Venom yani canım cicim evcil hayvan hmm. gibi sahip hmm. olmak isteyeceğim bir şeye hmm. dönüştü daha ikinci evet, evet yani, yani böyle. Yıllarca biz Venom'u hani örümcek adamın en ürkütücü karakter düşmanı falan hmm. gibi algıladık. Çünkü bayağı ele geçiriyor seni yani. Hem Ama... öyle işte örümcek hislerini tetiklemiyor tabii, bilmem tabii. ne falan gizli kimliğini biliyor işte yani bilmem ne. Hmm. Maalesef, hiç öyle oldu. neyse e, Daha güzel bir gelişmeyle tamam. Devam edeyim tamam, yolumuza Invincible'ın sezonları arasındaki bekleiş diyorlar bu kadar uzun olmayacak artık Siktir git lafına inanmıyorum ben <laughs> Olmuş 5.5 yıl Ne kadar oldu Invincible çıkalı <gülüyor> yeter 2 <laughs> yıl oldu ya, ya Ama 5.5 gibi geliyor bana yani hadi <laughs> artık Şey diyor Ya as asıl haberimiz şu 3. sezonun da bir kısmı hazırmış <laughs> Hikayesel olarak Kirkman öyle söylemiş <laughs> Demiş ki biz anlıyoruz işkence gibi beklemek Abi bir de bu animasyon niye yapamadılar bunu diyeceğim. Vardır bir sürü. Ya işte salgın gibi. döneminde bir araya gelememişler falan da çok uzatmış anladığım kadarıyla. Ama ben de şey yap, yani, bak tamamen çok cahilce bir şey söyleyeceğim. Ee, yani çok basit dev, de dev, basit bir tarzı yok muydu hani o çizim tarzı mı? Ha, Tabii canım yani yani öyle mesela Spider-Verse bir... falan gibi değil gayet yani az önce Ken bahsettiğimiz. Rick and Morty gibi bile değil evet, yani. Evet evet şey yani Çocukken ki çizgi filmler ha, gibi. Ha, evet. Yani, kalbim, önce kalbim. Bana 90'larla çıktılar deseler hiç şeye demezdim yani hayır çıkmadı demezdim. O hatta ben de cahilce bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Bence o alışık olunan belli bir anime tarzı gibi biraz böyle Amerikanlaşmış anime tarzı olabileceğini Hı -hı. zannediyorum şu an. Ama Hı -hı. full götümden atmış da olabilirim kusura bakma. Ben de o yüzden merak ediyorum işte niye, niye bu kadar uzun sürüyor olabilir diye. Ya bence o proje de biraz şey biz çok seviyoruz ama o kadar öyle herkesin beklediği kapı bacak gişe kırmış bir proje değil. Mesela Boys biraz daha gene de öyle yani boyuz benim beklediğimden hı hı. başarılı olmuş bir proje. Tabii. Çünkü hani süper kahraman filmi sevmeyen için aslında bir şey gibi olması gerekirken evet, bütün evet. o abartılıklarıyla aşırılıklarıyla falan sanırım birilerini biraz da oralarda yakalıyor. Makarıyor. Evet evet evet. Ama da öyle şeyler de yok. Ee, gerçekten çok nerd bir iş Invisible. Herhalde o yüzden ona o kadar öncelik vermedi. Stüdyolar falan diye düşünüyorum ben. Gene de Amazon'un en çok izlenen işlerinden biriydi. Bu Amazon'un berbat işler çıkarıyor olmasından da çok haklısın. Dedi? Çok haklısın ama ben Emine ezdirmek istemiyorum şu anda. Tek Mesela derdim izlem. o. <laughs> yani e, şu anda böyle çıksın diye bekleyeceğim. Ya yani 3-4 diziden miziden bir tanesi yani kesin. Süper kahramanlar demişken. Elbette biz ne deriz zaten başka? i̇ki e, tane daha konuşacağımız şey var. Birini özellikle sana bırakıyorum. Evet. E, Blue Beetle. Ha, neyse onu ve onu. DC dramaları mı diyeyim? Yeni DC evreninin muallaklığı ve çamurluğu mu diyeyim? Valla... Ne diyeyim buna bilmiyorum. Yani o çamurluk Şazam'da iyice zaten e... Böyle bir sürü Gal Gadot esprisiyle filan ne isteyeceğimizi bilememe şeyi verdi evet. bana. Ama bu Blue Beetle iyice kendine has galiba. Deniz. Yani Shazam'da <laughs> e, şey vardı baya. Hani artık spoiler verebilir. Tabii geçti Kadın falan. hani cameoydu yani ama uh -huh. çok o dünyanın içine girdiğimizi hissediyorduk yani. Ama bence Blue Beetle'da hiç öyle olmayacak. Kesinlikle öyle olmayacak. Hatta zaten diyorlar ki işte yeni DCU'nun, DCEU'dan DCU, U'ya terfi ettik. Bir okay. Yer katıp. Okay. Ee, artık burada hani Blue Beetle garanti var. Ama Blue Beetle eski Ve projelerden James Gunn evet, evet. Bir değil. oraya daha eskiden dahil ettiği buymuş mesela. Yani ha, şey getiri mesela. Şeyi getiriyoruz diyor Aha. yani. anladım anladım. Ee, şey mesela Jason Mama biliyorsun Lobo'yu oynayacak artık. O yani. söylenti galiba Deniz ya. Ben öyle Onu ben, duydum. Evet ben de sonradan da yok lan öyle bir şey falan dedi sanırım. Lobo. Ee, işte, şey Lobo diyor <laughs> <James. gülüyor> şeyler falan gidiyor hep. Ee, Gal Gadotlar, Snyder versus Sildig gerçekten evet, evet. dediler. Ya, şeyle bağlayacaklar konuyu belli ki. Flashpoint filmiyle aynı. Ama gene de biraz yani kafa karışıklığı. Hani Aquaman çıkacak, bir Doğru, şey izleyeceğiz Bir de yetmiyor gibi işte şeyler de var. Ee, Els ne öyle bir şey dediler. Ona isim vermek. O dediği The Batman filmi veya Aynen, Joker, Joker filmi. için. Onlar bence, da var daha. Bence artık onları yani hani şey gibi konuşmanın bir anlamı yok. İşte ee, işte efendim o da e, DC'nin işte 415 numaralı paralel hı, boyutu. Ya yani, tabii ki öyle de hani teknik olarak hepsi birbirine şey kabul. Hı -hı. Ama hani örneğin o Joker filmiyle bu DC ana filmlerinin birleşmesi falan hiçbir şekilde mümkün, mümkün, mümkün değil. Hiçbir yani, şekilde mümkün yani. değil. Zaten bir Justice League filmi yapıyorlar. Hı -hı. New Frontier. He okey. Hikayesinden alacaklarmış onu da. İşte yakın tarihlerde Aha. yazılmış yani, şey. Yani şey diyeyim mantıklı değil zaten birleşmeleri. E, yalnız işte şey, e, benim asıl şeyim, mesela animasyon tarafında zaten DC sürekli bir şeyler çıkartıyordu. Aynen ve her zaman onlar kendilerine çok güzel başarılı oluyorlar. Bir tek Ninja Batman'i ben ha. sevmedim. Bunu Yaparım. mesela biz hiç sorgulamıyorduk. Ya yani Flash dizisi varken orada bir tane animasyon var işte. Batgirl dizisi çekiyorlar, orada bir tane Batman e, şeyi geliyor falan diye. E, yalnız işte biraz bu hani aynı... Sinema şeyinde Mesela Aynı yıl içerisinde şu anda iki tane Batman izleyebiliriz. Hmm. Biri Justice League, bu New Frontier hikayesinden çıkan, diğeri de e, şey, aynen Vampir Batman. Ee, yani bu biraz piramide yüzü öldürmek diye bir şey hiç mi duymadınız Vallahi, diye sorasım geliyor benim. Şey gerçekten garip orada yani. Yani, yani mesela şey dedi, James Gunn çıkıp, Batman görmek aynı yani. senede falan. her dedi, ya mutlaka bir yıl koyarlar araya onlar benden daha akıllı da, James Gunn geldi dedi ki her tebessüm edene IP vermişler. Bayağı bir patrona gülene IP dağıtmışlar falan dedi. Bu karmaşa da bu yüzden var dedi. Yani Aynen. çünkü işte 9 tane Flash, 7 tane Batman, 8 tane Joker falan vardı. Şimdi bunu düzeltmek için gelip de biraz aynı şeyi yapıyormuş gibi hissediyorum. Hemen Ama şey de, de diyemiyorum mesela yani The Batman filmi, işte Vampir Batman filmi bence kötü değildi, güzeldi. Yani sana, Gayet bence. güzel bir filmdi. Sadece işte bunu niye madem hani biraz bu bir devam etse de bir 5-6 yıl ara verip ya sonra evet, mı çekseniz diyorum. Burada şu karışıklık var bak şimdi dediğin gibi eskiden de hem animasyonla hem de aslında filmlerle filan <laughs> yeni işte şeyler görüyorduk. Ve hani böyle yok ben amca yüksü tekrar tekrar dinliyoruz ya da yeniden, yeniden Hı -hı. Işte incileri döküldü şeyin annesinin evet, falan evet, evet. bayıyordu mayıyordu ama zaten MCU geldi bize şunu yaptı yani o hali hazırda alıştığımız oyuncuları bir araya getirdi. Şimdi biz aynı sene içerisinde Justice League filminde başka oyuncunun Batman'i oynadığını, The Batman filminde daha ciddi ciddi bir şey görürsek o heyecan yaratmaz ki. Biz onun buraya taşınmasından heyecan duyuyoruz. Arkada yani şunu da ihmal etmemek gerekiyor. Sen kağıt üzerinde çizgi yattın da Snyderverse'e. Hmm iki yıl oldu daha. Yani o, o Batman var. de duruyor. O, o, da duruyor yani. Yok zaten haberleri takip edersen Allah belasını versin diyorsun. Çünkü <laughs> yani her ay gerçekten yeni bir şey söylüyorlar. Film çıkıyor. Geçen ay söyledikleriyle tutarsız bir duygu oluyor filmde falan. Hmm. Yani bu çok karıştı. Bu Biraz da ayıp da ettiler gibi hissediyorum. insanlar işte Zachary Levi'ın açıklamaları olsun. Sen o çocuk şeyler olsun. Yani Mazlum moda girdi yani ne olur film izleyin filan canım benim. Üzüldüm ya, ben de ben Ben çok zekalı, ya, zekalı. ya, filmi zekalı. izleyin demesine değil de e, yani bütün şey buna gitmiş gibi işte. E, yok Dwayne Johnson'ın gönderilmesi de Henry Cavill'ın şazam filminde görünmemesi de. Ya adama şey için bile e, gitmişler. James Gunn'ın eşi işte Peacemaker'daki evet, kadın evet. şeyde var ya Shazam'da. Onun eşi bile adama gitmişler. Henry Cavill'in Superman'ini göstermediniz de ilk filmde şey e, göldesan hmm. yukarısını gösterdiniz göstermediniz de niye eee stüdyo karısı. patronunun eşi geliyor? Yani bu adamla alakalı bir şey değil ki bu. Niye bunun adamına geliyor? Hem gidiyorsun öyle hem de yani Henry Cavill 4 milyon dolar geliyor. Patronun karısı yani <laughs> e, o gün ofiste zaten arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben bu arada James Gunn'ın kendisini sevmesem de mesela Peacemaker'ı çok sevmiştim. Ya, kendisini ya, adamı mı <laughs> ya, Ne yaptı adam? Ya, ne bileyim şey. Saç, tarzını, tarzını saçı sevmem. Tipi şey yani beğenmiyorum yani. Garip <laughs> absürt tarzı. ya, ya Suicide Squad'ları ne ya, bileyim. Guardians of the Galaxy'ları onları çok sevmesem de diyorum. Hani mesela Peacemaker gibi işler yapsaydı ki Blue Beetle de biraz. E, biraz. Mizah anlayışı olarak demiyorum. Duruş ve tarz olarak, yani çok şey bir karakter alıp baş şöyle koyarak falan. Biraz öyle bir şey yapıyor gibi. Yani bana şey gibi geliyor. James Gunn'ın böyle şeyler yapsın diye stüdyonun başına geçirmişler olabilir. ama jazz yapacağım diyor. İşte Şöyle ya zaten mesela bence de Peacemaker çok geyik. Evet. Fakat en büyük numarası Peacemaker'ın artı 18 olması. Yani bir sürü bel altı bilmem ne espri var, bir sürü ince espri var falan. Ee, o yüzden böyle hani gene PG-13 film yapacağı zaman hani Guardians of the Galaxy'ler bence fena değil şey olarak. Böyle hmm. bir cıvık buvık ama işte bir geyik bilmem ne. Ama evet ya yani o formül Superman Legacy falan, nasıl yapacak? O nasıl olacak <laughs> acaba yani? Hayırlısı izleyip göreceğiz. Ee, ve Secret Invasion. Bunu mu bıraktı sonra? Tanım mı bıraktı? Valla Secret Invasion çok mu güzel olur bilmiyorum. Ama Marvel dizileri baydı yani. Bu bir gerçek. Şu an hiçbir Marvel hmm. dizisine ben alamıyorum artık. Yani en son ne izledik? She-Hulk mu izledik herhalde? Evet. Belki o yüzden baymış olabilir. <laughs> yani. Olabilir ama önce de yani bir önceki de Miss Marvel'dı şimdi. Ha, şimdi o da bay, Evet, tamam. <laughs> evet, evet. seçerim evet, bilmiyorum. O, 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 Yani çocuk şeysiydi o da çok çocuk şeysiydi benim için. Ee, ben sadece şey dedim yani Secret Invasion bayağı büyük bir Evet, evet aynen. Evet. Ee, ve hani şu anki kurdukları düzende onu yapabilecekler gibi görünmüyordu pek bana. Evet ya o yüzden de bu arada yani <laughs> sen nereye gittiğini anladın <laughs> bu lafla? Bence seyirci de anladı. O yüzden sözünü kesiyorum. <laughs> Ama bence gene vaat ettiğini başaramayabilir işte. Öyle mi diyorsun? Yani Samuel Jackson var, Kobe Smulders var işte, şey Tabii. Martin Freeman var falan. Aferin getirmişsiniz Hı -hı. film oyuncularınızı dizinize. Hı -hı. Ama böyle gene dizi şeyinde kalıp Ay çok büyük bir şey beklerken böyle işte hmm falan tamam bu da böyle bir geçiş o, Benim yani. içimdeki şeyden yani Shield'ı izledim. Çok sevdim. Biraz öyle olsun istiyorum. Yani hani Hocam, epizodik bölüm olsun demiyorum hani. Scale olarak. Anladım. Yani. Ama Shield ya yani bence... Hani bir de şimdi bildiğimiz için hani Quake var bu eventin içinde... E, falan diye hani onu, onu, onu görmek istiyorum onu görmek istiyorum okay, yani ajan ben. hikayesi görmek istiyorum. Bunu unutmuştum kuyak'ı falan göreceğimiz hmm. yerine unutmuştum biraz o şey olabilir hoş olabilir. Ki şeyleri de aldılar ya işte e, bu Olivia Colman'la hmm. Emilia Clarke karakterleri doğru. geldi Çocuğum, mesela. Ben Emilia Clarke sevmiyorum ki Allah ım. Ben de sevmiyorum onu ama şey Bilmiyorum. diyorlardı teori olarak i̇şte sanırım öyle değil bu arada yani sanırım ne mesela sebebimi de söylerim. E, Abigail Brand. Ha evet. Oynayacak diyorlardı. Sonra, şimdi ama burada Talos'un kızı rolüne seçmişler. Belki Talos'un kızı olur Abigail. Demişti bir demiş uyarlama. Abigail Hı -hı. de ben bilmiyorum ama bir anası veya babası uzaylı zaten. Hı -hı. O yüzden yeşil saçlı. Hı -hı. O yüzden de böyle insansı olmayan tiplere karşı romantik duygular hissedebiliyor Hı -hı. ve sevgili X-Men'deki Beast'in nihayet bir sevgilisi oluyor. <laughs> e, burada tabii onlar olmadığı için Belki farklı bir uyarlama. Ajan hikayesini şey yapma sebebim şu, Olivia Colman'ın karakteri de bir MI6 ajanı olarak hmm. gelmiş. Ee, normalde işte Hydra ya, ya çalışıyor falan. Alışkın olduğumuz şeyler bunlar hani. Ya çizgi romanlar, ya S.H.I.E.L.D'dan. Ee, bir de şey var biliyorsun ki, gene bu eventin gene içerisinde olan e, Defontein abla var. Her o da şey. mesela ajan Sin olarak Fendi geldi. Ha, Ay, evet. Yani. Böyle bir hikayeyi ben tercih ediyorum. Ben. Çünkü öbür türlü biraz şey şu mu kırıydı, bu mu kırıydı <laughs> çıkamazsın ki işin içinden. Bir evet, de onu değil değil hiç mi? kurmadılar. Onu kurmadılar işte ama o da bir problem zaten. Bu kadar Secret Invasion diye hmm. bir dakika ya bunca yıldır dünyada skrallar ortamı yere geçirmişler. Ve onu da geçtim. Spider-Man yani. İşte mesela öyle şeyler <laughs> no, yani. ya Öyle şeyler olamayacak muhakkak yani <laughs> sen şimdi gidip de bize 3 filmdir izlediğimiz işte ne bileyim ben e, Clint Barton aslında Scrum'muş falan böyle geriye dönük retrospektif Hı -hı. demek istedim bu kelimeyi bildiğim gibi Hı -hı. şey yapalım. E, yapamayacağına göre Hı -hı. hani bütün o Secret Invasion'la bizde oluşan beklenti zaten asla karşılanamaz. Ama yine Ama... de ben biraz şey sürprizi bekliyorum hiç olmazsa çöpe atarım televizyonumu yani. Aa, hani son bir 3 diziden, filmden bir şey. Anladım. Hani burada aa bak o ne zamandır Skrull'dı aa falan. Wow. O, yani diye biraz böyle. bir de bak zorunda yani. Yoksa gerçekten Secret Invasion yapmış olmanın yani hiçbir yani şey, manası yok. Şeyi temizlerler belki Scarlet bir Skrull çıkarsa ben Multiverse of Madness'ı affedebilirim. Onlar çok bariz ama <laughs> o tarz şeyler. Yani atıyorum mesela <laughs> Civil War şeyde de yani çizgi romanda da mesela Skrull Invasion anlaşılınca aa Tony Stark demek ki kesin Skrull'dı derken ama hayır. Aynen. Ayrı. <laughs> ya ben kendi adımı affederdim diye söyledim. Bilmiyorum e, Nick Fury Girl çıkacak diye. <laughs> Bilmiyorum ben artık geyiğe vurdum o saatten çıktı sonra. lan zaten o bir kere yaşadık. Aynen bir, ya. bir, de 20 kere yapmayalım bunu. Evet, evet. E, bilmem yani biraz daha böyle şey gibi bir hikaye işte. Zaten Kaptan Marvel'la açmışlardı yolunu. Evet. Hani meğersem bunlar sadece kendilerine ev istiyorlarmış. Şimdi Emilia Clarke'ın karakterini de biraz öyle yapıyorlar gibi. Yani babasıyla ilgili bir takım sıkıntıları var bu ilgisiz kalmış falan Olabilir. bize verilen sözler tutulmadı öyle bir hikaye daha küçük bir hikaye anlatacaklar gibi ben yani ben sadece bundan memnunum çünkü sıradaki işler de biraz öyle geliyor ee, filmler hariç filmler büyük büyük de genel ya işte... Daredevil hı. geliyor mesela. Hani bu ümitlenmek istiyorum yani 18 Gerçekten bölüm. Üzere. Hani bu böyle küçük bir hikaye anlansa çünkü biliyorsun o Secret Invasion'da hani bu küçük Young Avengers bilmem neler falan filan da vardı. Evet. Hani oradan oraya bir kafa açsalar Punisher olacak Daredevil mesela. dizine. çok beklentisi ediyorsun bak. ders <laughs> özür dilerim. <çıkarmışı> <Gülüyor> <zaman> <Gülüyor> yani özür bu, şu anda yani Marvel <laughs> bu kadar heyecan yaratıcı bir şey üretemiyor. Anca evet. nostaljiyle veya anca arkaya X-Men müziği sıkıştırarak falan hani evet. hani işleri Bilmiyorum. Bence sen coşmuşsun. Ve Asıl haberi bilmiyorsun değil mi? İşte. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum çok gerildim şu anda. Şu anda... Bir şey bilmiyorum diye çok gerildim. Evet biliyor musun biliyor musun? Az önce yeni gördüm ben. Sen bak, baktıktan sonra çıkmış olabilir. Ah be. Hangi ikili yeniden buluşsa çıldırırsın? Süper kahraman diyeyim de e, biraz daraltayım tahmin etme şeyini. Çıldırırım. <laughs> ben <Bunu gülüyor> çıldırmam gayet, yani. sarkastik söylemiş olabilirim. Ee, <laughs> önder uyarıyorum. Tabii ki... Flash ve Yeşil Ok. Ya hayır ya. Ben son gidiyorum sezonunda ya. E, ama ye yıllar sonra Green dedi. Arrow gelmiş. Canım benim niye yıllar sonra diye Kaç sezon yok galiba. Yani. Yani. Ben izlemiyorum son 3-4 sezon <laughs> ama. Yani fragman var. Fragmanda Steve Amell çıkıyor. Gene ne bok yedin Barry diyor filan. Gerçekten sensin diye sarılıyorlar birbirine falan ve ben bile duygulandım yani. Sanırım. Ama <laughs> Sanırım ben kaldığım yerden başlayacağım Flash'a ve e... <laughs> <laughs> Hayır, bu son bölümde Justice League'de de görünüyor böyle de istersen. Hangi bu. Justice League? Yok ya bilirsin. mı? yüzlerini göstermiyorlar yani. yani kostümlerle falan böyle bir masa sahnesi gibi bir yok, şey yok, var. Yok bu, yok bu ayrı like, bir şey ama şimdi bu, bu ayrı bir şey. Bu yani Green Arrow'la şeyi Flash'ı son bir kez, son sezonu Flash'ı yeah. ve işte bu sezon görecekmişiz. E, fragmanına baktım, e, Iris de atılmış diziden aldığım kadarıyla o yüzden çok cazip. <laughs> Şükürler <gülüyor> olsun diyemem. <laughs> Ben de bir şey var zannettim ya, Benim de böyle şey... Bak az önce bana şey diyen insana bakar mısınız? Ne? Coşmuşsun sen, boşa coşuyorsun yani <laughs> sana. Steven Amel şeye sarıldı diye. <laughs> Ama çok hisli sarılıyorlar, nasıl bir bromance, bilemezsin yani. <laughs> Şöyle bir bromans. Şöyle yani. bir bromans. Yani Flash zaman. dünyaları değiştirebilen biri. Öbürü ok atıyor falan. Ama Steve Amell buna gene de posta koyabiliyor falan. Ve Çok daha uz... şey daha önce başladı süper kahramanla o yüzden. Kıdem yani. Hocam sen Flash. Yani, yani sen hani mesela öbürü bir öğrenirken sen 500 öğreniyor falan olman lazım. Ama bir de öyle bir düşünmen lazım. Yok yani orada biraz Steve Amell'in daha uzun boylu. Daha kaslı. <laughs> daha, yakışıklı. Daha yakışıklı. Evet bence de. Ee, ama öbür çocuk daha iyi oyuncu. Onu da kabul ediyorum. <laughs> Grant evet Grant Gustin. Steven Amel gayet şeyi tekiydi. Öldük. <laughs> ya özür dilerim ben Yok, böyle. Ha. Onu... Ha. Ben ne zaman böyle bunları konuşsam böyle oluyorum. Yok estağfurullah normalde de böylesin. Evet. <laughs> e, benim belki de hareketlerimle anlaşılmıştır. Aşırı tuvaletim geldi. E, tamam, o yüzden artık. sen sen hoşçakal derken ben tuvalete gideceğim. <laughs> e, tamam. Sevgili geekler haftanın geek gündemi böyleydi. Sizler hangi filmlere heyecanlandınız? Çıkan fragmanların hepsini izlediniz mi? Barbie filmini konuşmadık diye bize kızgın mısınız? Bunları da artık yorumlara bekliyoruz. <laughs>